Bu program rahatsız edici olabilecek görüntüler içermektedir. İzleyicilerin ihtiyatlı olması tavsiye edilir. Amerikan tarihindeki ilk ve en meşhur seri katil vakası. 1965'te Albert DeSalvo, Boston katili olduğunu itiraf etti. Ama 11 vahşi ve sapkın cinayetten hiç hüküm giymedi. Bildiği şeyleri ancak olay yerinde bulunmuş olan biri bilebilirdi. Cinayetler yaşandığında DeSalvo'yu cinayetlerle bağdaştıracak biyolojik deliller düzgün bir şekilde test edilemiyordu. Katil olduğunu gösteren bir delil yoktu. Hata olmadığını gösteren deliller vardı. İnsanlar bir sonuca varıyor ama söz konusu cinayet olduğunda bunu yapamazsınız. DeSalvo gerçekten Boston katili miydi? Gerçek katil ya da katiller cinayetlerden paçayı mı sıyırmıştı? Cinayetlerden 50 yıl sonra yapılan yeni DNA testleri bunun cevabını verebilir. Gerçek Boston katili. ...1962 yazı. Boston şehri emsal olmayan vahşi cinayetlerle sarsılıyor. Bunlar çarpıcı suçlardı. Boston tutucu bir şehirdi ve bunlar son derece korkunç, şiddetli ve cinsel içerikli suçlardı. Korku dolu iki yıl boyunca 11 kadının cesedi kendi çorapları ve iç çamaşırlarıyla boğulmuş halde bulundu. Elimizde bir şey olduğunu biliyorduk çünkü cinayetler birbirine benziyordu. Karşımızda bir seri katil olduğunu biliyorduk. Her cinayetle birlikte medyanın bu gizemli katile duyduğu ilgi şehirdeki korkuyu arttırıyordu. Boston şehri histerikti. Gazetelerde gizemli katil yine saldırdı gibi manşetler okunuyordu. Büyük puntolarla korkutucu manşetler atıyorlardı. Katili ya da katilleri bulma konusunda polisin üstündeki baskı çok fazlaydı. Boston korkuya mahkum olmuş bir şehir olarak gösteriliyor. Günde 24 saat çalışıyorduk. Ve cinayetlerin soruşturmasıyla yatıp kalkıyorduk. Cinayetler başladıktan 3 yıl sonra hapisteki bir tacizci olan Albert DeSalvo katilin kendisi olduğunu itiraf etti. Sonra üstüne çıktım ve onu boğdum. Onun bu cinayetlere dair bildiği detayları kimse bilemezdi. Soruşturma kapatıldı. 11 cinayet DeSalvo'nun tek bir kalem hareketiyle çözülmüştü. Ama bu dosyada çalışan herkes ikna olmamıştı. Savcılar ve dedektifler bana katilin DeSalvo olmadığını söylüyordu. Bu kolluk kuvvetleri camiasında bilinen bir şeydi. 6 yıl sonra DeSalvo hapishanede şüpheli bir şekilde öldürüldü. Bazıları itirafını geri çekeceğini düşünüyordu. Birileri Albert'i susturmak için öldürdü. Albert, Boston katili değilse katil kimdi? Albert DeSalvo katil olduğunu söyleyene kadar şüpheli konumunda değildi. Çok daha uygun şüpheliler vardı. Yeni adli testler nihayet bu gizemi ortadan kaldırabilir. DNA kimlik saptama konusunda en önemli bilgidir. Bunu bizden saklıyorlar. Bunu yapmaya hakkımız var mı? Neredeyse yarım yüzyıl sonra delillerin tekrar incelenmesi, DeSalvo'nun suçlu ya da masum olup olmadığını kesin bir şekilde ortaya çıkarabilir. İlk kurbanın adı Anna Slessers'tı. Boston'un Back Bay bölgesinde yaşayan 51 yaşında dul bir kadın. Dedektiflerin olay mahallinde yaptığı çıkarımlara göre Anna opera dinlerken küvetini dolduruyormuş. 14 Haziran 1962 günü öldürülmüş. Şüpheli birinin apartmana girdiğini ya da onun 3. kattaki dairesine çıktığını gören olmamış. Bütün bu cinayetlerde olduğu gibi eve zorla girme belirtisi yoktu. Ya da komşular herhangi bir çığlık duymamıştı. Anna katilini bilerek evine almış olmalı. Bedeni zeminde çıplak bir şekilde bulundu. Başının arkasındaki kesikten akan kan yerde birikmişti.
Otopsiye göre katil bir nesneyle ona cinsel taciz uygulamış. Sonrasında da bornozunun kemeriyle onu boğmuş. Anna'nın boynundaki bu aksesuar Boston katilinin simgesi oldu. Olacakların ilk habercisiydi çünkü bornozunun kemeri büyük bir papyonmuş gibi boynuna bağlanmıştı. Bugün bile eşini görmediğimiz bir suç serisinin başlangıcıydı. Boston cinayet masası bunu bir ucubenin işlediği bir cinayet olarak tanımladı. Bir dedektif bunun sorun çıkan bir haneye tecavüz vakası olduğunu söyledi. 4 Temmuz civarlarında Boston polisi çok daha kötü bir şey yaşandığından şüphelenmeye başlamıştı. İki ceset daha bulundu. İki kadın da 60'lı yaşlarındaydı. Cinsel olarak tacize uğramış ve kendi çoraplarıyla boğulmuşlardı. İki vakada da en fazla şok etkisi elde etmek için cesetlere çıplak bir şekilde poz verdirilmişti. Cesetlerin bırakılma şekli, bacakları açıktı ve mahrem yerleri açıktaydı. Deneyimli polisler bile içeri girdiğinde cesetleri böyle gördüklerinde şoke olmuştu. Her gün görmek istemeyeceğiniz bir şey. Ama biz görüyorduk. Basında ipek çorap cinayetleri manşetleri atılıyordu. Ama polis bu cinayetlerin bağlantılı olduğunu söylemekten çekiniyordu. Katil ya da katiller aranıyor. Bu arama Haziran'da başlamıştı ve hala devam ediyor. Ağustos'ta 2 yaşlı kadının cesedi daha bulundu. 4 ve 5. kurbanlar. Sonra 3 ay hiçbir şey olmadı. Şehir bir sonraki saldırıyı bekliyordu. Boston şehri genel bir histeri durumuna düşmüştü. Kadınlar koruma için köpek aldığından barınaklar boşalmıştı. Kadınlar saldırı ihtimaline karşı bıçak da taşıyordu. Aralık ayında katil 2 kişiyi daha öldürdü. 20 yaşındaki öğrenci Sophie Clark ve 23 yaşındaki Patricia Bissett. Katilin kurban seçimi büyük ölçüde değişmişti. Genelde seri katiller belli bir tip kurban seçer. Bu katilin kurbanları çok farklıydı. Başta yaşlı beyaz kadınlar vardı. Sonra bir boşluk oldu ve bir sonraki kurban güzel, genç bir siyahi kadın oldu. 1963 Mayıs ayında katil nehrin karşısına, Cambridge'e geçti. Yüksek lisans öğrencisi Beverly Simmons, Harvard kampüsünün yakınındaki dairesinde ölü bulundu. Otopsiye göre göğsüne aldığı çoklu bıçak darbeleriyle ölmüştü. Katil için şiddetli bir değişimdi. Gazeteler erken dönemden itibaren bu yaşlı kadınların cinayetlerine ipek çorap cinayetleri diyordu. Bu da bu kadınlardan kurtulmak isteyenler için bir cinayet kalıbı oluşturuyordu. Son ve en genç kurban Mary Sullivan 1964'te yılbaşından bir gün sonra öldürüldü. O dönemde 2600 polis 3 ilçede mesai yaparak cinayetleri çözmeye çalışıyordu. Ama tek bir ipucu bile bulamadılar. Umutsuzluğa kapılıyorlardı. Halkın sabrı da tükenmişti. Massachusetts Başsavcısı Edward Brooke konuyla bizzat ilgilenmeye karar verdi. Bu son derece olağan dışı suçlar için alışılmadık soruşturma yöntemlerine ihtiyaç var ve bu yönde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Soruşturmayı koordine etmeleri için Boston katili görev birimini kurdu. Başsavcı otoritesini kullanarak vakayı devraldı. Ne yapılacağına onun dedektifleri karar veriyordu. Bir yıl daha geçti. Amerika tarihindeki en büyük cinayet soruşturmalarından birinde hala bir zanlı bulunamamıştı. Effley Bailey sahneye girdi. Genç, hırslı avukat bu vakada isminden söz ettirdi. 1965 Mart ayında Bailey, 11 cinayeti de kapsayan bir çözüm öne sürdü. 3 yıllık sonuçsuz polis arayışından sonra Bailey, katili gümüş tepside sunabileceğini ifade etti. Müvekkili Albert DeSalvo, birden fazla cinsel taciz suçundan dolayı hapisteydi. DeSalvo, Boston katili olduğunu itiraf etmeye hazırdı. Ama bir şartı vardı. Bu itirafı mahkemede kendisine karşı kullanılmayacaktı.
Bailey ve görev birimindeki yetkili dedektiflere göre De Salvo'nun itirafı son derece tutarlıydı. De Salvo sorgu sırasında sadece katilin bilebileceği şeyleri bildiğini kanıtladı. Cevapları seri bir şekilde veriyordu. Hiç duraksamıyordu. Massachusetts başsavcısı dosyayı kapatmalarını, katili bulduklarını söyledi. De Salvo katil olarak kabul ediliyordu. Ama bu vaka hiç duruşma görmedi. 11 çözülmemiş cinayet vardı ve şehir histeri içindeydi. Çözümü buydu. Bu cinayetleri itiraf etmek isteyen biri ellerindeydi. Her şeyi toplayıp bir kenara kaldıracaklardı. Ve konu kapanacaktı. De Salvo itirafından dolayı suçlu bulundu. Ama detaylı inceleme yapan uzmanlara göre söyledikleri tam tersini kanıtlıyordu. De Salvo yalan beyanda bulunmuştu ve polislere bir sürü yalan söylemişti. Albert De Salvo'nun 1965'te 11 Boston katili cinayetine yönelik yaptığı itiraf nihai delil olarak görüldü. Kotunu ve pamuklu beyaz iç çamaşırını çıkardım. De Salvo'nun her cinayeti detaylı bir şekilde baştan anlatması, eyalet başsavcısı Edward Brooke'u katilin hapiste olduğuna ikna etmişti. Bu olayda binlerce detay vardı. Ve Albert bunların çoğunda doğruları söylüyordu. Dairedeki mobilyaları, ortamı, giysileri, yatağın başındaki süslemeleri, her şeyi biliyordu. Kimileri ise itirafındaki bu detayların masumiyetini kanıtladığını söylüyordu. 2000 sayfalık itiraf metninde ciddi hatalar olduğunu düşünüyorlardı. Albert'in anlattığı cinayetler ve olay yeri inceleme, otopsi, adli tıp raporları arasında çelişkiler vardı. Fotoğrafik hafızası olduğunu iddia etmişti ama öyleyse büyük ölçüde yanılıyordu. Ayakları buraya bağlıydı. Elleri de şuraya. Üstünde oturuyordum. Niye mi? Çünkü şiddetli bir şekilde karşı koyuyordu. De Salvo'nun hikayesinin doğru olup olmadığı ya da para ve şöhret için fırsattan yararlanıp yararlanmadığı belli değildi. Bundan ne çıkarımı vardı? Bir kitap ve film anlaşması yaptı. Bugün bu olaydan hiç para kazanmadığını bilmemiz önemli değil. Çok böbürleniyor ve övünüyordu. Ünlü olmayı çok istiyordu. Kayıt altında yürütülen 50 saatlik sorgu hiçbir zaman halka açıklanmadı. De Salvo'nun orijinal itirafının sadece bir kısmı kalitesiz bir şekilde bulunuyor. Kafam çok karışıktı. Onu iki elimle boğdum. Bu itirafın dışında polisin elinde De Salvo'ya karşı hiçbir şey yoktu. Onu bu cinayetlere bağlayacak bir şahit ya da delil yoktu. De Salvo şüpheli değildi. Çünkü onu bu suçlara bağlayacak hiçbir şey yoktu. Kimsenin dikkatini çekmemişti. De Salvo'nun itirafı herkesi şaşırttı. Zaten Bridgewater Eyalet Hastanesi'nde tutukluydu. Yeşil Adam saldırıları adı verilen bir dizi cinsel taciz olayından dolayı duruşma bekliyordu. Effley Bailey'e göre 1965 yılında De Salvo ona müvekkili George Nasser yoluyla ulaşmış. O da Bridgewater'da tutukluymuş. De Salvo'nun anlatacak bir hikayesi vardı ve hukuki tavsiyeye ihtiyaç duyuyordu. Albert ilk görüşte bu katil tanımına kesinlikle uymuyordu. Çok kibar ve çok sevecen biriydi. Kurnaz bir gülüşü vardı. Aynı zamanda da açık gözlü. Bir daha serbest kalamayacağını biliyordu ve ailesi için para kazanmaya çalışıyordu. Yetkililerin kendini suçlu bulamayacağı deliller aracılığıyla hüküm giymediği şeyler hakkında bir kitap yazıp yazamayacağını öğrenmek istiyordu. Bailey görev birliğini elinde bir şüpheli olduğuna ikna etmek için polisten sadece katilin cevaplayabileceği 5 soru sormasını istedi. Bailey, De Salvo'nun aradıkları kişi olup olmadığını anlamak için bir ses kayıt cihazıyla Bridgewater'a gitti. Buna büyük beşli diyoruz. Beşini de doğru bildi. Arka arkaya cevapladı.
Bailey'nin 5 büyük sorusunun ikisi Sophie Clark cinayetiyle alakalıydı. 20 yaşındaki tıp öğrencisi katilin genç kurbanlarından ilkiydi. DeSalvo itirafında kapıyı açan kadının uzun, güzel biri olduğunu ve jüponla uzun çorap giydiğini söyleyerek doğru bir tanımlama yaptı. İçeri girmek için onu ikna ettikten sonra Sophie'yi arkadan yakaladığını söyledi. Bu kadar çabuk bayılmasına şaşırmıştı. DeSalvo, Sophie'nin uyanmaya başladığını ve onu boğduğunu açıkladı. Çorabını o kadar sıkı sarmıştı ki çorap boynunun kıvrımları içinde kayboluyordu. Sadece katil, en genç ve en güzel kurbanın sandalyesinin altında ped olduğunu bilebilirdi. Sadece bunu onun vücudundan çıkartıp oraya koyan kişi bilebilirdi. Ayrıca sigara paketi konusu da var. Albert bir kutu sigarayı büfeden düşürmüş. Paket büfenin arkasına düşmüş. Büfeyi oynatmadan bunu görmeniz kesinlikle mümkün değildi. İşte o zaman son derece heyecanlandım ve işte katili bulduk dedim. Müvekkilinden emin olan F.L. Bailey, başsavcıyla zekice bir anlaşma yaptı. Polis Albert DeSalvo'nun tam itirafını alacaktı. Ama bunu ona karşı delil olarak kullanamayacaklardı. Albert'i polis bulmadı, ben buldum. Kontrol bendeydi ve kuralları ben koyuyordum. Bunu yapıyordum çünkü müvekkilimi elektrikli sandalyeye oturtmak istemiyordum. Bilgi üst makamlara ulaşınca görev birim amiri John Bottomley şahsen DeSalvo'yu sorgulamak istedi. Bottomley adli ceza tecrübesi bulunmayan bir emlak avukatıydı. Başsavcı arkadaşı tarafından göreve getirilmişti. Sorgulama hatalıydı. John Bottomley bunu yapamadı. John Donovan ya da benim gibi deneyimli birinin yapması gerekirdi. Albert'i sorguladıktan sonra odadan çıktı ve bana adamımız kesinlikle o dedi. Mutluluktan havalara uçuyordu. Çok sevinmişti. Görev birimindeki bir avuç yetkili dedektif DeSalvo'nun itirafının detaylarını biliyordu. Başsavcı Edward Brook, o suçlu, bize güvenin dedi. O esnada Brook senatör adayıydı. DeSalvo'nun itirafı her şeyi halletmişti. İşlediği suçlar sebebiyle suçlu bulunmuştur. Halk ve basın bu hikayeye inandı. Ama birçok polis memurunun şüpheleri vardı. Dosyayla ilgilenen birçok polis uygun bir şüpheliğe sahip olduklarını düşünüyordu. Bunun birçok polisin tadını kaçıracağını düşündüm. Çünkü olayı çözmeye dair son umutları da yitip gitmişti. Hiçbir şey kalmamıştı. 16 yıl sonra Susan Kelly seri katillere dair bir kitap için araştırma yapınca DeSalvo'nun itirafına yönelik şüpheler gün yüzüne çıktı. Büyük Boston bölgesinde konuştuğum bütün kolluk kuvvetleri mensupları Albert DeSalvo'nun katil olmadığını söylüyordu. Kelly, itirafın tam metnine ulaşan ilk habercilerden biriydi. DeSalvo'nun söylediği birçok şeyin tutarsız olması onu şaşırtmıştı. En iyi örnekler Beverly Simmons vakasında görülüyordu. DeSalvo genç kadını kandırarak daireye nasıl girdiğini tarif etmişti. Üstüne bir sustalı bıçakla atlamıştı. DeSalvo'ya göre sonrasında ellerini bağlamış ve onu göğsünden ve gırtlağından bıçaklamış. DeSalvo ayrıldığında cinayet silahını da götürdüğünü ve bıçağı bir bataklığa attığını söylemişti. Cinayet silahı konusunda tamamen yanılıyordu. Çaldığı bir sustalı bıçak olduğu konusunda iddialıydı. Ama cinayet silahı Beverly Simmons'a ait olan bir mutfak bıçağıydı. Bir Cambridge dedektifi de onu bulaşıklıkta bulmuştu. Dedektifler bıçağın üstünde kan izleri buldu. Katilin cinayet silahını bulunduğu yere atmadan önce yıkayarak delili ortadan kaldırmaya çalıştığı çıkarımına varmışlar. Albert bazı hatalar yaptı. Ancak diğer yandan bu kadar detayı
onun kadar doğru hatırlayabilecek olan çok az kişi tanıyorum. Bu çok enteresan. Şüpheciler, De Salvo'nun hikayesindeki ciddi hataların doğru noktalardan daha ağır bastığını düşünüyor. Asıl soru şu, De Salvo bu kadar şeyi nasıl biliyordu? Bu cinayetler ilgisini çekiyordu. Gazetelerden okudukları vardı ve cinayetlerden sonra olay yerlerine bakmaya gitmişti. Albert gazetelerden çok fazla bilgi edindi. Adli tabipler o zaman otopsi raporlarını medyaya sanki mavi boncuk dağıtır gibi dağıtıyordu. Günümüzde adli tabipler otopsi raporunu basına vermeyi düşünemez bile. Bu akıllarından geçmez. Birçok kişi John Bottomley'nin sorgulama şeklinin De Salvo'nun detayları doldurmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. De Salvo'ya sorgu sırasında sorulan sorular çok açıklayıcı sorulardı. Bazen bir detay konusunda emin olamadığında yardımcı olmak için bilgi veriliyordu. Albert, ne isterseniz söylerim diyordu. De Salvo, kendisine söylenen her şeyi söylemeye hazırdı. Bazıları, Bailey'nin kendi kariyer arzuları yüzünden De Salvo'yu itirafa ikna ettiğini düşünüyor. De Salvo'nun polise tam itirafını vermeden önce kendi avukatı tarafından hazırlandığını düşünüyorlar. Effie Bailey yüzlerce yönlendirici soru sormuştu. Kemik çerçeve gözlük takıyor muydu gibi. Effie Bailey, Albert De Salvo'yu eğitti. De Salvo'nun Boston katili olmasını sağladı. Çok dikkatli olmak istedim. Çünkü bunların önüme çıkabileceğini düşündüm. Albert'e bilgi verebilecek durumda olmamalıydım ve bunun tek yolu orada neler olup bittiğinden hiç haberim olmamasıydı. Tek bir sorgulamaya bile girmedim. De Salvo, Boston katili olarak yargılanmış olsa birçok kişi itirafının onu suçlamaya yeterli olmayacağını kabul ediyordu. Hükümet vakayı çözmek için ciddi bir politik baskı altındaydı. Almaya can attıkları yarım yamalak itiraflara göre kendisi Boston katili olarak kabul edildi. Bu suçları işlediğine dair delil yoktu ama. Soruşturma ekiplerinin adli delilleri De Salvo'nun söyledikleriyle karşılaştırarak itirafı onaylamaya çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Parmak izleri vardı, insan saçı vardı, olay yerinde kan ve meni bulunmuştu. Ayrıca katili gördüğünü iddia eden görgü tanıkları vardı. Yakından bakıldığında bu somut delillerin birden fazla Boston katili olduğunu gösterdiğine inanan birçok kişi var. Albert De Salvo'nun Boston katili olduğu iddiasına yönelik şüpheler, olaylardan onlarca yıl sonra davanın tekrar açılmasına neden oldu. Bugün medya ve halk yalan beyan konusunun artık daha çok farkında. Jüri üyeleri itirafı olay mahalliyle bağlayacak adli deliller istiyor. Jüriye sunabileceğim adli bir delil yoktu. Vakaya yakın birçok kişi De Salvo'nun katil olduğu ilan edildiğinde diğer uygun zanlıların kurtulduğunu düşünüyor. Polisin tam 6 aktif cinayet zanlısı vardı. Başsavcı gerçek katilleri sokaklara saldı. Bence cinayetler ayrı ayrı işlenmişti. Farklı katiller tarafından farklı amaçlar uğruna yapılmıştı. Patricia Bissett davasında biri cinayetle suçlanmak üzereydi. Sonra De Salvo itiraf etmeye başladı. Başsavcılık suçlamayı geri çekti. Polisin elinde ayrıca son kurbanı olan Mary Sullivan'ın katil zanlısı da vardı. Kurbanın yeğeni Casey Sherman, De Salvo itiraf ettiği için polisin gerçek katili serbest bırakmış olabileceğini düşünüyor. Zanlı suç mahallinde şüpheli bir şekilde hareket ederken görülmüş. Onu sorguladılar. Yalan makinesi testine girdi. Bu testten geçemedi. Mary Sullivan'ı öldürdün mü diye sordular ve hayır dedi. Mary yataktaydı. İki şal ve bir naylon çorapla boğulmuştu. Katil ayak parmaklarının arasına yılbaşı tebrik kartı bırakmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi korkunçtu.
Olay yerinden toplanan delillerin modern inceleme teknikleriyle tekrar incelenmesi, De Salvo'nun suçlu olup olmadığı tartışmasını nihai olarak bitirebilir. Fiziksel deliller yalan söylemez. İnsanlardan alınan bilgiler her zaman şüpheye açıktır. Ama fiziksel deliller gerçekten başka bir şeye işaret etmez. Doğrudan onu gösteren deliller var mı? Bildiğim kadarıyla yok. En önemli sorulardan biri şu. Suç mahallinde bulunan fiziksel deliller De Salvo'nun hikayesini doğrulamak için kullanıldı mı? Katile ait olduğu düşünülen adli deliller De Salvo ile uyuşuyor muydu? Delilleri toplayan ve inceleyen adli tıp araştırmacıları bu soruya cevap veremiyor. Sürecin dışında kaldıklarını ifade ediyorlar. Parmak izleri, saç ve kan örnekleri toplandı. Bu örnekler etiketlendi. Sonrasında da FBI laboratuvarına gönderildi. FBI'dan rapor gelmedi ama. Testleri gönderdikten sonra sonuçlar gelmeyince cesaretiniz kırılabiliyor. De Salvo'nun suçuna yönelik argümanlar kilitlenmiş durumda. Fiziksel deliller test edilmediği sürece hikayenin tamamı ortaya çıkmayacak. Katilin son kurbanı Mary Sullivan vakasında bilim insanları katilin bırakmış olabileceği belirsiz vücut sıvıları buldu. Delil üzerinde daha fazla DNA testi yapılması De Salvo'nun durumunu açığa çıkaracaksa niye bütün dosya tekrar incelenmiyor? Süreci tekrar başlatacak olan yeterli provokasyonu hiç kimse yapmadı. İki başsavcı buna onay verdi çünkü davanın kapandığını düşündüler. Şimdiki başsavcı daha fazla araştırma yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyor. Bu yarım yamalak itirafları kabul etmek, adaleti sağlamak değildir. Hiçbir kurban için adalet sağlanmadı. Bu kadınların katilleri ne olacak? Cezasız kaldılar. Hala serbest olabilirler. Başka insanları öldürmüş olabilirler. Gizemli Boston katili olayındaki belki de en önemli cinayet, Boston katili olduğunu iddia eden kişinin hapishanede öldürülmesi olabilir. De Salvo'nun ölümü hala çözülmüş değil. Biri sessiz kalması için Albert'i öldürdü. Bir sebepten dolayı susturuldu. Albert De Salvo'yu kim, niye öldürdü? Onu iki elimle boğduğumu hatırlıyorum. Albert De Salvo, Boston katili olduğunu itiraf ettikten 6 yıl sonra maksimum güvenlikli Walpole hapishanesinde bıçaklanarak öldürüldü. Birçok kişi De Salvo'nun ölümünün sıradan bir hapishane şiddeti olmadığını düşünüyor. De Salvo'nun ailesine ve psikiyatrına göre itirafını geri çekmek üzereydi. Ve gerçekleri gizli tutmak için öldürüldü. De Salvo'nun eski psikiyatrı Dr. Ames Robbie'ye göre 25 Kasım 1973'te De Salvo hapishaneden onu aramış. Acilen onunla görüşmesi gerektiğini söylemiş. Söylemem gereken çok önemli bir şey var demiş. İtirafını geri çekeceğini ima etmiş. Doktor Robbie, tamam gelirim demiş. Ertesi sabah Albert De Salvo'nun yatağında bıçaklanarak öldürülmüş bir şekilde bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ölümünden bir hafta önce De Salvo hayatı tehlike altında olduğu için hapishanenin revirinde yatmayı talep etmiş. Hapishane revirine gitmeniz için 6 güvenlik noktasından geçmeniz gerekiyor. Katili gelmiş ve onu yakın mesafeden kalbinden bıçaklamış. Her yeri kanlı bir şekilde bu güvenlik noktalarından geçmiş ve kimse bir şey görmemiş. Albert De Salvo'nun katili hiç bulunamadı. Hapishane yetkilileri Albert'in ölümünün hapishanedeki uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Cinayetlerden dolayı değil,
Hapishane içindeki uyuşturucu satışında yükselmeye başladığı için öldürüldü. Çünkü çok ucuza mal satıyordu ve bu işi yapan diğer isimler onu aradan çıkarttı. Bazıları bu resmi hikayeyi kabul etmiyor. Albert, Ames Robbie'ye niye Boston katili olduğunu itiraf ettiğini açıklayacağını söylemişti. Ertesi gün hücresinde bıçaklanarak öldürülmüş bir şekilde bulundu. Bu kadar tesadüf çok fazla. Ben tesadüflere pek inanmam. Albert DeSalvo'yu öldürme planı yapıldıysa bunun arkasında kim vardı? Birkaç teori mevcut. Bugün hala Albert DeSalvo'nun katil olmasından yararlanacak kişiler en büyük şüpheliler olur. Walpole hapishanesinin içinden ve dışından birçok kişi, dışarıda kaybedecek birçok şeyi olan biri tarafından ayarlandığını düşünüyordu. Bir şey kesin görünüyor. DeSalvo'nun katil olmadığı kanıtlanırsa birçok kişinin itibarı zedelenir. Effley Bailey, DeSalvo'nun eski hapishane psikiyatrı Dr. Robbie ile yaptığı telefon konuşmasına dair şüpheleri olduğunu dile getiriyor. Böyle bir konuşma yapıldığına dair hiçbir delil yok. Birçok kişi Ames Robbie'nin bütün vakayı berbat ettiğini düşünüyor. Bu telefon görüşmesinin yapıldığına dair bazı şüphelerim var. Bu telefon görüşmesi yapılmış olsa bile Albert söylediklerini geri almak için ne diyecekti? Çünkü uydurma olamayacak bilgiler vermişti. Söylediklerini geri alamazdı. Bunu yapması imkansızdı. Bailey'e göre DeSalvo'nun itirafını geri çekme çabasının arkasında yatan gerçek sebebi egosuydu. Bence Albert bir kez daha dikkat çekmek istedi. Hapishanede öleceğini biliyordu ve kimse onu neyin harekete geçirdiğini önemsemiyordu. DeSalvo'yu harekete geçiren neydi sorusu, seri katil profiline uyup uymadığına yönelik argümanların merkezinde yer alıyor. Farklı görüşler var. DeSalvo'yu analiz eden bazı psikiyatrlar, sorunlu çocukluğunun bu cinayetlere yol açtığını düşünüyor. Hayatı boyunca Boston katili olmak için eğitilmiş. Babası vahşi, acımasız, zalim biriymiş. Eşini ve çocuklarını dövermiş. Bir keresinde eşinin parmaklarını çocuklarının önünde birer birer kırmış. DeSalvo'yu itirafından önce de tanıyan Dr. Robbie, onun katil olduğuna hiç ikna olmamıştı. Dr. Robbie, Albert'in katil olmadığını düşünüyordu. Albert'in övünmekten hoşlandığını fark etmişti. Başkalarından daha büyük ve daha iyi olması gerekiyordu. Biri Albert'e 20 hırsızlık yaptığını söylediğinde o da bir şey mi ben 200 hırsızlık yaptım diyormuş. Böyle bir şey yapmamış olmasına rağmen. 1965'te seri katil uzmanı diye bir şey yoktu. Bugün bazıları DeSalvo'nun geçmişinin patolojik bir katile kapı açıp açmadığını sorguluyor. DeSalvo'nun suç geçmişi hafif hırsızlıkla başlıyor. Hayatı boyunca girçük adamı olarak tanınmış. Çoğu yere bir şekilde giriyormuş. Az iş yapıyormuş. DeSalvo'nun olağan dışı seks arzusu hapse girmesine neden olmuş. 1961 yılında ölçüm görevlisi suçları adı verilen bir dizi cinsel taciz suçuyla tutuklanmış. DeSalvo, mankenlik menajeri olduğunu söyleyerek kadınların dairelerine girmiş. Kadınlarla konuşup onları manken yapabileceğini söylüyormuş. Mankenlik için saat başına 40 dolar veriyormuş. Sonra vücutlarının uygun olup olmadığını görmek için ölçülerini alıyormuş. İnanılmaz bir şey. Bazı kadınlar bütün kıyafetlerini çıkarıp ölçüm yapmasına izin vermiş. Sonra 1964 Kasım ayında DeSalvo, Yeşil Adam saldırıları adı verilen cinsel taciz suçlarından dolayı tutuklanmış. DeSalvo, 300'den fazla kadını taciz ettiğini böbürlenerek polislere anlatmış. Bir günde 5 farklı kadınla seks yapmış ve saat 17'de eve girmiş. Çok sıra dışı biri. Muhtemelen erkeklerdeki seks düşkünlüğü hastalığına sahipti ve bu da ziyaretlerini tetikliyordu. DeSalvo, yeşil adam olarak kurbanlarını tehdit ve taciz etmiş ama kurbanların ifadelerine göre fiziksel olarak onlara zarar vermek istemiyormuş. DeSalvo seks konusunda takıntılıyken geçmişi aşırı şiddete herhangi bir eğilimi olduğunu göstermiyor. DeSalvo'nun zamanla daha fazla şiddet uyguladığı söylenebilir.
ölçüm görevlisinden Yeşil Adam'a, oradan da Boston katiline. Ama önemli bir detay var. Yeşil Adam saldırıları cinayetlerden sonra yapıldı. Albert'in ölçüm görevlisi, sonra Boston katili ve sonra da Yeşil Adam olduğuna inanmak için cinsel taciz konusunda önce birden ona çıktığını, sonra da tekrar üçe düştüğünü düşünmek zorundasınız. Bu da seri katillere dair bilgilerimizle uyuşmuyor. Bir şeyin anlamsız olduğunu söylemek hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü seri katiller konusunda her şey anlamsızdır. Boston katili vakası Amerika'da türünün ilk örneğiydi. Zamanında DeSalvo'nun kişiliğini, cinayet örüntülerini ve DeSalvo'nun yalan beyanda bulunma ihtimalini analiz edebilecek seri katil uzmanları yoktu. Bugünün uzmanlarını ve modern DNA testlerini bir araya getirirsek, DeSalvo'yu suçlu bulabilir miyiz? Yüzüne bunu koyduğumu hatırlıyorum. Dava şu an görülse karar ne olurdu? Boston katili, diğer başka sıra dışı seri katiller için kapıyı aralamış oldu. Zodiac katili, Sam'in oğlu, Ted Bundy. Seri katillerin psikolojisini anlamak polisler için bir zorunluluk oldu. Şu an bildiklerimizi 1965'te biliyor olsaydık, yetkililer Albert DeSalvo'nun itirafını bu kadar çabuk kabul eder miydi? Doktor Catherine Ramsland, seri katil psikolojisi uzmanı. Davayı inceledikten sonra DeSalvo'nun bu cinayetlere yol açacak bir şiddet geçmişi olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. DeSalvo'nun kadınlara davranış şekline bakacak olursak, kibarmış, mahcupmuş ve vicdan azabı çekiyormuş. Acımasız bir katile dönüşüp, kadınları öldürüp ifade ettikten sonra tekrar iyi biri olması ihtimali yok gibi görünüyor. Ramsland'in görüşüne göre Boston katili medyanın bir ürünüydü. Sözde Boston katili vakası bana tek bir katilin işi gibi gelmiyor. Kurbanların yaşı ve başlarına gelenler çok farklı. Bu kişinin cinsel isteğini tetikleyen şeyleri tamamen değiştirmesi gerekiyordu ama cinselliğin doğası böyle değildir. Değişmek istediğiniz için bir anda değişmezsiniz ya da yaşlıları öldürmekten sıkılıp daha çekici olan genç kadınlara yönelmezsiniz. Psikolojik olarak bu çok mantıksız. Elleri çapraz duruyordu. Sonra üstüne çıktım. İtiraf uzmanı Dr. Saul Kessin, DeSalvo'nun itirafının metninden parçalar inceliyor. Dönüp bazı gerçeklere, itirafındaki ayrıntılara bakarsanız neredeyse her biri soruları soran kişiden besleniyor. Şimdi söyle bakalım. Şalı nasıl kullandın? Ellerini bağladım. Mesela şal konusu var. Onunla ellerini bağladım. Şaldan ilk kez Bottomley soru içinde bahsediyor. Bir zaman sonra Bottomley kadının bacaklarının bağlı olup olmadığını soruyor. Bacaklarını oraya bağladın mı? Neler yaşandığı, nasıl yaşandığı, kadının çıplak olup olmadığı, giysileri, bir yere bağlanıp bağlanmadığı gibi konularda Bottomley onu yönlendiriyor ve DeSalvo da takip ediyor. Dökümün sorunu burada. Bottomley DeSalvo'nun ağzından hikayeyi anlatıyor gibi. İtirafa odaklanan Kessin, bir başka potansiyel bilgi sızıntısının ipuçlarını görüyor. İtiraf sırasında DeSalvo'nun odadaki bazı nesneleri net bir şekilde referans gösterdiğini görüyoruz. Buradaki kazak, burada şunu yapmıştım gibi şeyler söylüyor. Fotoğraflara bakıyor gibi bir ifadesi var. Kolluk kuvvetleri bünyesinde çalışan herkes zanlıya suç mahallinin gösterilemeyeceğini bilir. Bir zanlı suçunu kabul ettikten sonra verdiği ifade bunu kanıtlamak içindir. Suçlu olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Bir sorgucu odaya girip bütün delilleri zanlıya gösterirse bu ifade hiçbir şeyi kanıtlamaz. Ben de o zaman araştırmayı yürüten kişiye elinizde başka ne var diye sorarım. Çünkü o ifadenin hiçbir değeri yoktur. DeSalvo tartışmasında gerçekleri bulmaya yönelik tek umut DNA.
Artık bu konuda neredeyse herkes hemfikir. Bunu kesinlikle destekliyorum. Davaya dahil olan herkes de destekleyecektir. Bundan eminim. Yetkililerin bunu tekrar incelemesi bence uygun, hatta zorunlu. Boston'a korku salan cinayetlerden 50 yıl sonra yeni DNA testleri nihayet cevapları içeriyor olabilir. Gelişmiş DNA testleri suç mahallinden toplanmış biyolojik delil ve Mary Sullivan cinayetindeki zanlı arasında bir aile bağı olduğunu saptamamızı sağlayabildi. 1964'te adli tıp bilim insanları Mary Sullivan cinayet yerindeki biyolojik delilleri gelecekte kullanılması umuduyla sakladı. Sullivan ve dairesinden elde edilen deliller Lorton, Virginia ve Dallas, Texas'taki laboratuvarlarda incelendi. 12 Temmuz 2013'te polis DeSalvo'nun cesedini çıkardı ve bütün DNA örneklerinin aynı olduğunu saptadı. DNA sonuçları tam olarak uyuşuyordu. Testlere göre Albert DeSalvo'nun Mary Sullivan'ı öldürdüğü neredeyse kesindi. Yetkililer ilk kez DeSalvo'nun Boston katili cinayetlerine dahil olduğunu kanıtlamış oldu. Bu haber Sullivan ailesinin gerçeği öğrenmesini sağladı. Sullivan'ın yeğeni Casey Sherman bu yeni bilgilerin teyzesi adına adaleti sağladığını söyledi. İnsanların teyzemin yaşadıklarını umursadığını anlamak benim için çok büyük bir şey. 19 yaşında bir kız 1964 yılında vahşice öldürüldü. Polisin doğru kişiyi yakaladığını söylemesi ise tam 49 yıl sürdü. DeSalvo ailesi ve avukatları hala ikna olmuş değil. Sırf birinin üstünde DNA'nızın bulunması onu öldürdüğünüz anlamına gelmez. Diğer cinayetlerin yaşandığı yerlerde başka biyolojik delil bulunmadı. Bu deliller olmadan bilim insanlarının diğer 10 kişiyi kimin öldürdüğünü bulmaları pek mümkün değil. Bu dosyalar açık ve çözülmemiş durumda. Katil hala serbest mi? Birden fazla mı katil var? Boston katili davası birçok şey için emsal oluşturdu. Basında bu kadar yer alan ilk cezai soruşturmaydı. Gizemli katil kendi çapında ünlü birine dönüşmüştü. Yayın haklarından kazanılacak paralar vardı. İnsanların itibarları söz konusuydu. Görev birimi şefi John Bottomley, Hollywood'da danışmanlık yapmaya başladı. Başsavcı Edward Brooke, DeSalvo'nun suçlu olduğunu açıkladıktan bir yıl sonra Amerika Senatosu'na seçildi. Brooke, DNA testlerinden bir yıl önce DeSalvo'nun suçlu olduğundan emin olmadığını söyledi. DeSalvo'nun itirafını ayarlayan kişi Effie Bailey, ücretlerini karşılamak için kitabın yayın haklarından pay aldı. O.J. Simpson'ın savunma ekibinin bir parçası olarak yüzyılın en büyük cezai savunma avukatlarından biri oldu. İnsanlar bu dava sayesinde kariyerlerini inşa ettiler. Boston katili davası medyanın bir ürünüydü. Albert DeSalvo gizemli bir katilin yerine geçti. Birçok insan Boston katili hikayesinden yararlandı. Buna DeSalvo'nun kendisi de dahil. Kendisi hapishanedeyken el yapımı kolyeler satarak ününü paraya çevirdi. DeSalvo'nun hapishanede öldürülmesiyle hikaye gizemini koruyor. Ama Boston katilinin efsanesi bir hayalet gibi gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.